Az daha yaklaşınca gerilim daha da arttı. Ulu camiye yakın yere doğru gelince daha önceden kale bayırlarında birikmiş adamlar oradan taşlar atıyorlar, tahtalar fırlatıyorlar. Yani böyle meyilli arazide. Ulu camiye doğru gelince orada birikmiş şeyler, komünistlerin cenazesi kılınmaz falan etmez, şudur budur diye bir takım sloganlar atılıyor. Talihsiz buluşma Maraş Kalesi'nin eteklerinde yaşandı. Kalenin yamaçlarında sağcılar, hemen altındaki düzlükte ise solcular vardı. Bir anda ortalık cehenneme döndü. Yaklaşık 10 bin kişi cenaze alayına taş ve sopalarla saldırıya geçti. Oradan aşağı indiğimizde, postanenin oraya geldiğimizde taş saldırıları ve silah sesleri ötmeye başlamıştı. Cenazeler omuzlardan düşerek yerlerde kaldı. Tamamen bir abluka içine girmiştik. Bağırışmalar, çağırışmalar. Bu arada kortejdeki polisler kalabalığı dağıtmak için havaya ateş atıyor. İnsan çığlıkları, silah takırtıları birbirine karışıyor ana baba günü gibi. Neticede cenazenin namazı kılınmıyor. Öfke artık kabına sığmıyordu. Sağcılar Kıbrıs Meydanı ve Trabzon Caddesi'nde yaşayan Aleviler ve solcuların evlerine, dükkanlarına saldırdılar. Yerle bir ettiler. Partili bir arkadaşımızın heyecanla büromuza girdiğini gördüm. Abi büroyu basıyorlar, işlemle basıyorlar, canımızı kurtaralım dediğimde biz büronun arka penceresini açtım ve oradaki 30-40 arkadaşıma sırasıyla atlayalım, buradan gidelim dediğimi hatırlıyorum ve arkadaşlarımız tahmini 3-4 metre yüksekliğindeki bürodan atladılar. En sonunda ben atladım. Çok büyük bir kalabalık ve tekbir getirerek, camları çerçeveleri kırarak sesleri duyuyorduk. Bu kargaşa içinde solcuların açtığı ateşle 3 ülkücü öldü. 3 arkadaşlarının vurulduğu haberi ortalığı daha da karıştırdı. Köşede büyük bir kalabalık birikmiş, 50-60-100 kişi saymıyor ki yani kelle orada. Ben yukarı çıkınca arkadan bir ses "Başkasın!" dedi diye bağırmaya başladı. Bağırınca o kalabalık olduğu gibi bizim peşimize takıldı. Baktım arıyı kapatıyorlar. Lümbür lümbür kaçmak da bize yakışmaz. Sözüm ona devrimciyiz, devrimci kaçmaz. Tabii o aşamada silahsız da gezmiyoruz isim gerçeğe. Ben yukarı doğru bir ateş ettim. Yani korkarlar dedim. Şarjörde 8 mermi var. Bir tane attım, bir tane daha attım, 2 mermi attım. Göç bu sefer en önde koşan, en önde kaçayım derken üst üste bir yığılma oluyor. O anı ben hiç unutmam. Tabii bizim bu attığımız 2 kurşundan, yani havadan, kalabalıktan, kalabalığa dahil olmayan, arkadan gelen Hacı Ergin adında bizim mahallede oturan, bizim de yani beni gayet yakın tanıyan, bir aile dostumuz olan bir adama isabet ediyor. Hava karardı, ancak Maraş'ı da ölümcül bir sessizlik kapladı. Olaylar bitmemiş, yine tek tük saldırılar oluyordu, sanki yeni bir hücum için güç toplamak amacıyla geri çekilinmişti. O gece birçok evde ışıklar hiç sönmedi. Planlar yapıldı, intikam yeminleri edildi. Ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokakları yine öfkeli kalabalıklar doldurdu. Şimdi sıra sağcılar arasında öldürülen 3 kişinin cenazesinin kaldırılmasındaydı. Vali Tahsin Soylu bunu kabul etmedi. Üstelik sokağa çıkma yasağı koydu. Olayların nereye kaydığını anlamıştı, ancak bu kararını belediye hoparlörlerinden bir türlü duyuramadı. Oysa sokağa çıkma yasağı uygulansa katliam önlenebilecekti. Vali, 2 öğretmenin cenazesi yarım kaldı. Yarın cenaze töreni olamaz, buna sureti katliye de izin vermem der. Tahsin Soylu. Fakat buna rağmen, ertesi gün daireler tatildir. Cumartesi günüdür. Çünkü resmi mesai yoktur. Belediye hoparlöründen yayın memuru devamlı şu yayını yapar. Şehitlerimizin maaşı hastaneden alınacak ve tören yapılacaktır. Tüm Kahramanmaraş halkı şehitlerimizin cenaze törenine davetlidir. Altında 8-10 tane gönüllü kuruluşun
baro dahil, işte belediye dahil, sağ görüşlü partiler dahil hepsinin isminin olduğu bir anons. Ama o anonsu kimin yaptırdığı, anonsu kimin götürdüğü ortaya çıkmadı. Hoparlör olayı sonun başlangıcı oldu. Camilerden de intikam ve kana kan vaazları veriliyordu. Bir süre sonra dinsizlere ölüm sloganı atılmaya başlandı. 23 Aralık sabahı Alevilerin yaşadığı mahallelerin önü ölümle uyandı. Mahalle dört bir yandan kuşatılmıştı. Ölen sağcıların cenazesini almaya gelen kalabalık maskeli ve silahlı bir grubun öncülüğünde mahalleye saldırdı. Tıpkı Malatya'daki gibi yine Aleviler sularımızı zehirledi diye rivayetler çıkartılıyor. Ulu camiyi yakıyorlar söylentisiyle halk galeyana getiriliyordu. Binlerce insan ayaklanmış, gözü hiçbir şey görmez olmuştu. Bir hikmet, bir alamet, ben böyle bir şey görmedim hiç. Zaten saldırganların önüne gelenlerin hepsi yüzü maskeliydi. Arkadan gelenlerin kimisinin yanında balta, kimisinin yanında kas, kimisinin yanında silah, kılıç, Allah Allah diye geliyorlardı. Kamer Naci diye bir arkadaşın annesi, hiçbir şeyde haberi yok, mağaralıya ekmek alıp da kahvaltı yapmak için gittiğinde kadını orada dövüyorlar feci şekilde. Orada bir tanışan, komşuları olan bir iki Sünni arkadaş getiriyor ve gidin diyor, ekmeği ne yapacaksınız, sizi hep öldürmeye hazırlanıyorlar. Artık Maraş bir mezbahaya dönmüştü. Büyük bir insan avı başlamıştı. Şehir içinde dağılmış Alevi evlerinde yaşayanlar kendilerini savunamıyorlardı. Evler yakılıyor, yıkılıyor, insanlar hunharca katlediliyordu. Tam bir vahşet yaşanıyordu. Kentin bir bölümü alev alev yanıyor, çocukların, kadınların çığlıkları katliamı haber veriyordu. Alevilerin çoğunlukta olduğu Yörük Selim mahallesi kendini savunabildi. Hatta şehirden baskına gelenleri püskürttü bile. Çatışmalar sırasında sağdan da 11 Sünni vatandaşın öldüğü haberi bu defa diğer mahallelerdeki baskınları daha da arttırdı. Maraş, insanlığın en vahşet dolu görüntülerine tanık oluyordu. Karnı deşilen hamile kadınlar, ağaçlara asılan gençler, diri diri yakılanlar, kafası baltayla kesilenler. Görenlerin hayatları boyunca unutamayacakları sahneler yaşandı. Katliam bir türlü bitmedi. Geceli gündüzlü tam 3 gün sürdü. 3 koca gün. Ve ne gariptir ki 3 gün boyunca Maraş'ta devlet yoktu. O Sedat Celasun Paşa gitmişti oraya. Raporu vardır bende. Geldiği zaman da anlattı. Komutanım dedi, tasavvur edemezsiniz dedi. Tasavvur edemezsiniz dedi. Niye doğmuş çocuk dedi, kaç aylık çocuk dedi. Bacaklarından almışlar, iki bacağından ayırmışlar dedi. Olaylar dalga dalga çevre köylere de yayılırken ne asker ne polis. Hiç kimse saldırganlara müdahale etmemiş veya edememişti. Ateş ediliyor karşılıklı. İnsanlar ölüyor. Bazı evler yanıyor. Polis yok, jandarma yok, asker yok. Müdahale eden yok. Ben telefon ettim jandarmaya. Ama verilen cevap, askerimiz yok. Vardı çünkü Zehri Tugay'dan Mahmut Boğuşlu Paşa başkan başında bir büyük askeri şeyler gelmişti buraya. Zırhlı birlikler olmak üzere. O tedbirleri alınsaydı olaylar tamamen hemen yatışır diye bir iddiam yok. Ama rakamsal durumu ki çok önemlidir bu. En üzücüsü o noktadadır. Rakamsal sayısı çok azalırdı. Çoluğu çocuğu ev barkı yaptılar. Asker de gelmedi. Asker 12 saat sonra geldi. 26 Aralık günü ortaya çıkan manzara korkunçtu. Çoğunluğu Alevi olmak üzere solcusuyla sağcısıyla 120 kişi öldü. Bir de yakın insan yaralandı. Yüzlerce ev ve iş yeri yok edildi. Maraş dini istismarın bir ibret belgesi oldu. Maraş ülkede yaşanan iç savaşın doruk noktasıydı. Bu katliam 12 Eylül'e gidişte bir utanç sayfası olarak tarihteki yerini aldı. Kahramanmaraş'ta yaşananların perde arkası hiçbir zaman öğrenilemedi. Neydi bu Maraş olayları? Kim tahrik etmişti? Amaçları neydi? Bir iç savaşın kanlı provası mıydı yoksa amaç Ecevit hükümeti...